Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala habibina Muhammed, sallu ala kulubi tabibina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmaîn. Sevgili kardeşlerimiz, Allahu Teala nasip ederse Yuşa aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Şimdi Ahmed İbni Can Hazretleri bu kitabında Yusa aleyhisselam'ın bazı şeylerini almamış ama biz önce onları anlatıp sonra kitaba bağlı kalarak devam edeceğiz. Yuşa aleyhisselam Vehib bin Münebbih'e göre Hazreti Musa'dan sonra yerine halife olan kafirlerle cenk eden bir peygamber. Çok cengaver bir peygamber. Bu da yine Yusuf aleyhisselamın neslinden, yahut da Yakup aleyhisselamın diğer oğullarının neslinden diyenler de var. Yani bir peygamber nesli. Yakup Aleyhisselam'ın neslinden. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın o torunu mu yoksa diğer kardeşlerinin mi torunu mu, burada bir hilaf var. Kimse pek bir şey diyemiyor ama Yakup Aleyhisselam'ın torunu. Burası kesin. Yuşa Aleyhisselam Türkiye'de biliyorsunuz Beykoz'da, İstanbul Beykoz'da kabri şerifi var. Buna dair olarak bir bilgi elimizde, şöyle bir bilgi var. Beşiktaşlı Yahya Efendi burayı keşfediyor. Tıpkı Akşemseddin'in Eyüp el Ensari'yi keşfettiği gibi. Eyüp el Ensari'yi keşfeden Akşemseddin Hazretleri biliyorsunuz iki tane çınar ağacı dikiyor. Aslında Eyüp el Ensari Hazretleri çınar ağacının içerisinde, fakat sanduka yaparak oraya yönlendiriyorlar insanları. Niçin oraya yönlendiriyorlar? Rahatsız etmesinler efendiye. Makam olarak orayı ziyaret etsinler ya da diş kaynaklı güçler gelip de eşip kabri şerifini herhangi bir şey yapmasın diye yapıyorlar. Şimdi Yuşa Aleyhisselam'ın kabri 19 metre, 17 metre diyen de var ama bazı kaynaklar 19 metre yazıyor, bazısı 17 metre. Neye göre ölçüler zaten? Aslında ölçmek lazım bunu. He, ölçmüşler ama 17 metre net diyorlar. Çoğu kaynak 17 de bazısı 19 diyor. 17 tane, tabii ki bu 17 metrenin hikmeti koç adamın boyu 17 metre olduğundan değil. Bu aralarda bir yerde kabrinin olduğundandır. Niye? Mübarek'in kesin yeri belli olursa eşer çıkardırlar. Tıpkı Diyarbakır'daki peygamberi çıkarttı ya. Mübarek suyun altında kalınca gelip çıkarttılar ve onlar enteresan esrarlarla dolu, hiç çürümediğini söylediler. Hatta üzerlerine keten, yani bizim bildiğimiz kaput bezi değil, ketenden kefenlenmişler. Ketenleri bile çürüdüğü yok. Ve o keten şeylerle beraber çıkartmış mübarek Efendime söyleyeyim de naaşlarını koymuşlar tabuta. Ve hiç kimseye haber vermemişler. Taşırken, kasabadan geçerken, kasabada kahvede oturan, dükkanda oturan herkes ayağı kalkmış. Sanki birisi onlara komut vermiş. Dikkat diye, asker komutu gibi herkes ayağa kalkmış. Böyle de büyük bir mucizeleri var peygamberlerin. Bu peygamber Yuşa Aleyhisselam'ın da boyu o arasına koymuş. Aslında Beşiktaşlı Yahya Efendi keşfi kerameti, uluhiyet bizzat onun net yerini de bilir. Çünkü Allahu Teala Hazretleri basiret gözüyle bakanın gözüne perde indirmemiştir. Hem toprağın altı hem toprağın üstü. Peki insanın gözünü ne kör eder? Biraz da buradan bahsedelim aslında. Sevgili kardeşler, bir kervancıya Hızır Aleyhisselam demiş ki gel demiş, benim 40 deve yüküm var, altın dolu götür. Peki demiş, imtihan edecek ya, bize de kıssa bildirilecek ya. Çölün ortasına gelince adam Hızır'ın olduğunu bilmiyor. Yakalamış boğazını, demiş ki bana bak. Bana bu altınları nereden aldığını söylemezsen öldürürüm. O da demiş ki bende bir sürme var. Gözümü onu sürerim, nerede altınlar varsa onu görürüm. Biz buna ne diyoruz? Kudret sürmesi de. Onu görürüm. O zaman demişler abi benim gözüme de süreceksin. Peki demiş, gözünün birine sürmüş, bir bakmış görünüyor. Demiş bana bak, öbür gözüme de süreceksin. Hızır Aleyhisselam demiş ki öbür gözüne sürersen, kör olursan, eski kâlen dönersen, yok demiş sen beni kandırsan daha iyi görmem lazım. Öbür gözüne sürünce tekrar kör oluyor. Bu sefer kervanı da görmüş. Hırs adamın gözünü kör eder. Mana gözümüz niye kapalı? Dünyaya olan hırsımızdan ötürü kapalı. Yahya Efendi'nin böyle bir sıkıntısı yok zaten. Yani değil mi? Bizim Gülşen'i bağımızın güllerinden Yahya Efendi.
Dursun babama dedim, baba gülşenler güllendi, la ilahe illallah, dilsiz diller dillendi. La ilahe illallah, babam beğenmişti bu beytimi de. Evet, Yuşa Aleyhisselam'ın kabri şerifi İstanbul'dadır. Bir makamı daha vardır. Makamı nerededir? Yuşa Aleyhisselam'ın makamı olarak Türkiye'de, Antep'te, çarşıdadır. Yusuf Paşa Camisi'nin karşı tarafında çarşı var. Oradan Hazretleri gidip araya girdiğin zaman Şeyh Vefa Hazretleri ile beraber yatıyor. Sağ tarafta girer girmez, sağ tarafta Vefa Hazretleri'nin türbesi, sol tarafta Yuşa Aleyhisselam'ın makamı bulunuyor. Yuşa Aleyhisselam. Yuşa Aleyhisselam genciden bir şeydi ama biz buradan onu da bahsedelim. Yuşa Aleyhisselam'ı biz nereden biliyoruz? Musa Aleyhisselam'ın yanındaki genç. Ondan sonra da yanına geçen peygamber. Bu ne demektir? Hemen bakıyoruz. Üçlere bakıyoruz. Üçlerin sağında İmam-ı Yemin durur. Şimdiki üçlerin sağındaki İmam-ı Yemin kimdir? Mahmud Efendi'dir. O kutbun şeriatını uygular. Mahmud Efendi Hazretleri budur. Kutbun şeriatını uygular. Kesinlikle şeriattan taviz vermez. Şeriat hükümleri ona aittir. Kutup ona göre verilmiştir. Mesela diyelim ki asker gibi. Bu iş senindir. Bitti. Askerin iş nedir? Vatanı koruyor. Kara kuvvetli. Kara kuvvetli. Bitti. Ama yanındaki genç, solundaki genç, Musa Aleyhisselam'ın solundaki genç, o kutbun yerine gelecek imamı Yesar'dır. İmamı Yesar, kutbun yerine gelen gençtir. Onu kimse bilmez. Sadece kutup bilir, onu yetiştirir. Bir bakarsan kutup manaya geçmiş, o kutup olmuş. La sen nereden çıktın geri adam adama da tabiyeceğiz. Efendim ben Musa'nın yanında yuşaydım, görmediniz midir? Kemsel. Şimdi buraya gelelim. Ne diyor? Musa Aleyhisselam Yuşa ile beraber Kur'an-ı Kerim'de yola çıktılar. Niye Allah-u Teala siz benden daha ilimli birisi var mı dediği zaman evet Hızır'ı tarif etti. Hızır'a gönderdiği zaman bununla beraber geldi yanındaki gençle beraber balıkları kuruydu. İki suyun birleştiği yerde Musa Aleyhisselam'a denilen şey iki suyun birleştiği yerde Hızır'ı bulacaksınız. Bunlar da geldiler bir yerde oturdular balık sudan aktı gitti. Balık tasavvufta nedir? Kalptir. İki su birleşimi. İki su birleşimi erkekle kadının birleşiminden bir hücre meydana gelir. Önce kalbi atar değil mi? Hücre meydana gelir. Zaten burada da öyle bir şey var. Diyor ki Musa ile efendim Yuşa Aleyhisselam orada geldi ayrıldılar. Sonra dediler ki balık nerede? Dedi ki o suyu aktı gitti. Geri döndüler oraya geldiler adamı buldular. Yani birleşmeden hemen kalp atmıyor. Bir zaman sonra değil mi? 40 gün geçtikten sonra Allah-u Teala bir kelimete kalp veriyor. Ve ilk olarak o hücrenin de kalp atışı meydana geliyor. Kalp neydi? Tasavvufta balık. Balık deryaya karıştı. Ne demektir? Artık kalp hayat buldu. Hayat suyuna karıştı. Abu hayat erdi. Diğer bir anlamı nedir burada? İki suyun birleşmesinde sevgili kardeşlerim zikir, cehri ve zikridir. Zikri cehri, zikri hafidir. İki. Zikri cehri yaptığımız zaman ağzımıza bir su gelir, o suyu yudarık, o mideden karaciğere, karaciğerden toplar damaşa karışarak kan dolaşımı, büyük kan dolaşımı dediğimiz kan dolaşımından kalbe gelir. Birinci su bu. İkinci su zikri kafi çekilir. Zikri kafi çektiğimiz zaman dilimiz damağımızı dögür, orada dövmekten bir sıcaklık meydana gelir. Almış olduğumuz nefes de o sıcaklık beynimize gelir. Yani beynimize derken kısa kan dolaşımına, nefesimizle akciğere, akciğerden kısa kan dolaşımına karışır. Buradan beynimize gelir. Beynimizin bu tepenin üstünde ne var? Beyaz bir nur. Yani tam böyle innağın altında zarf şeklinde bir damarın içinde akın nuru var. Ona dolur. O dolduktan sonra taşır, toplar damarından kalbe gelir. İki su meydana gelir. Biri büyük kan dolaşımından meydana gelen su yeşil renk. Küçük kan dolaşımından meydana gelen su açık renk. İkisi birleşince, hatta Dursun Baba Hazretleri dedi ki, yeşil renkten evvel çamur rengi, büyük kan dolaşımındaki nur, zikirin nuru siyah gelir. Öbürü de sarı gelir, sayıda silahın birleşmesi yeşil nur doğurur. İşte kalbe yeşil nur doğurduğu zaman ikisinin birleşmesinden balık cana geldi. Kalp cana geldi. Ne de olmuyor mu kalp? Nasıl hayat bulacak mürşitsiz, zikirsiz? Nasıl itminana erecek? Ayetlerle sabit ile de kardeş. Kim öğretti bunu sana? Babam öğretti. Nasıl öğretti? Kendisine nasıl öğretmiş olabiliriz öğretti. Biz zikrettik, o da öğretti. Sen de zikrettin, sen de öğrettin. Yani işte buradan bildiriyor ki orada diyor ve orada bir Hızır'ı buldular. Hızır Aleyhisselam.
geldi. Musa Aleyhisselam Hızır ile beraber gitti. Yuşa Aleyhisselam kaldı. Başka orada başka bahsetmiyor. Yuşa Aleyhisselam'dan başka türlü bahsedilmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Yuşa Aleyhisselam dedi ki çok cengeverdi. Kafirlerle çok cenk etti. Bir insanın cengaver olması tabiyetinden midir? Mesela Musa Aleyhisselam korkak mıydı? O da çok cengaverdi. Firavun'un anasını ağlattı. Sihirbazların anasını ağlattı. Gerekirse efendime söyleyeyim Samiri'yi böcürttü anasını ağlattı. İşte suda boğdu anasını ağlattı. La daha da öteye geç bir tokat vurdu adam öldürdü ya. Ne değil mi kardeş? Yani biz de bazen diyoruz heslendim ama bir tokat vurdum mu ölürsen kendimizi bu sazanına girir. Yani olabilir mi? Olur Musa Aleyhisselam'da. Kardeşime söyleyeyim. Ondan sonra hatta kafirlerden 30 parça şehir aldı. Efendime söyleyeyim Şam'ı aldı ve nice adaları aldı. Mallarını birbirine böyle ağır ağır topladı. Kafirleri esir etti. Kafirleri esir etti. Ondan sonra Cebbar'ın şehrine geldi. Demek ki orada bir şehir varmış Cebbar'ın şehri diye. Aslında Cebbar Allah-u Teala'nın ismindendir. İntikam alıcı bir şeydir ama orada Cebbar şehrine kadar gelmiş. Ve o gün Cuma'ymış. Cenk edeydi, savaşa savaşa Cebbar şehrine kadar gelmiş. Artık bu demek ki Şam tarafında bir bölge. Çünkü Şam'ı falan da fethetti ya. Yuşa Aleyhisselam. Aha Cebbar şehrine gelince Cuma idi. Gün sona erip güneş durmaya yani batmaya başladı. İsrail oğulları burada dedi ki Cebbar'ın şehrini gördüler fakat ferah bulmadılar. Lakin o İsrail oğulları oraya baktı dedi ki biz bu şehri gördük ama burayı fethedemedik. Ferah bulmadık. Ne edeceğiz? Cumartesi günü de bize cenk yoktur. Cumartesi günü yasakı vardı ya Musa Aleyhisselam'a. Cumartesi günü yasakını çiğneyenlere Musa Aleyhisselam aşağılanın maymun olun dedi Allah-u Teala onlara. O yasakı çiğneyenlere. Onlar da maymun oldu. Nereden biliriz? Bakara suresinde de var. Başka bir surenin ayetinde 165. bir ayette de var ama bak ayet ismi 165 aklımda da Bakara 65'te var. Bir de bir süre Enam suresi mi herhalde olacak yani gireceğim onun da ayeti 165'te var. Aşağı maymun olun dedik. Onlar da aşağı maymun oldular. Şimdi bunlar dediler ki cuma günü güneş batır. Biz şehire girip fethedemedik, felah bulamadık. Cumartesi günü savaş yok. Ne edeceğiz? Bakın Yuşa Aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi beni İsrail kavmi peygamber evlatlarıdır. Onlara rahmet eyle. Niye peygamber evlatlarıdır? Çünkü Yakup Aleyhisselam 700 kişiyle Mısır'a geldi. Musa Aleyhisselam yani Yakup Aleyhisselam'ın torununun torunu, Yusuf Aleyhisselam'ın torunu olduğuna göre Yusuf Aleyhisselam'ın oğlu Mişa'nın oğlu Musa Aleyhisselam. Onlar 70 bin kişi oldular. 700 kişi geldiler, 70 bin kişi oldular. Bunların işte bunun da askerleri onlardan olduğu için diyor ki bunlar senin peygamberlerin evlatları. Efendime söyleyeyim. Böyle söyleyince çünkü iman edenlerin askeri kafirlerin askerinin yanında bir safrada bir halka gibiydiler. O kadar kafir halkası çokmuş ki. Diyelim ki onlar 100 bin kişi veya 1 milyon kişi bunlar da onlara göre 1000 kişi. O kadar az. Efendime söyleyeyim. Yuşa Aleyhisselam dedi ki ilahi güneş dolanmaya az kaldı. Yani batmaya az kaldı. Güneşi tut. Dolanmasın. Evet. Dur dedi. Güneş dur. Dolanmasın diye Allah-u Teala'ya dua etti. Hatta Eriha kavmi ile savaşalım. Cenk edelim. Dedi. Bir söylentiye göre de Yuşa Aleyhisselam güneşe döndü. Ey güneş yerinde dur. Sen de buyurulmuş bir kulsun. Ben de buyurulmuş bir kulum. Seni de beni de yaratan Allah. Güneş orada dur dedi. Güneş de dolanmadı. Yerinde durdu. Gün uzadı. Şimdi bir peygamber bunu yaptı. Güneş durdu. Başka yerde güneş durdu mi? Bir de Ali Efendimiz'in cenginde ikindi namazı geçirdi. Genci de bırakamadı. Güneşe baktı. Dur dedi. Güneş durdu.
Bir de güneşi korkutan bir adam vardı. Hattab'ın oğlu Ömer. Celali neredeyse, yani Resulullah Efendimiz dedi ya Ömer, sen aynı atan Nuh'a benziyorsun, çok sessen ya. Celalini Nuh Aleyhisselam'dan almış demek mübarek. Elbisesini yamalış. Eğilmiş elbisesini yamalış. Demek ki güneşin de kızgın zamanı tam böyle ensesinden başına vurmuş. Hazreti Ömer'in saçları dökülmüştü ensesinden. Kel idi yani burası, tamam mı? Böyle tam enseden vurmuş güneş. Mübarek de güneşe bir kaşlarını çatıp bakmış, güneş kararmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu diye sorunca Cebrail aleyhisselam, ya Resulullah, Ömer güneşe sert baktı. Gidin Ömer'e söyleyin güneşe gülerek baksın. Yoksa güneş hep öyle kalacak. Güneşe gülerek bakınca güneş şimdiki halini aldı. Ondan sonra hiçbir insan güneşe sert bakamadı. Kim baksa gülür. Enteresan bir şey ya. Ne haldir, ne kuvvettir. Zülkuvvet. Allah-u Teala'nın zülkuvveti, zülkuvvetil metin ayeti kime gelmişse, o ayeti kim yaşamışsa, önce Resulullah yaşadı, o zülkuvvet ile ayı böldü. Sonra Ali Efendimiz cengde güneşe dur dedi, zülkuvvet ile durdu. Bu da zülkuvvet ile bakınca güneş karardı. Bu da aynı diyor Yuşa Aleyhisselam, sen de yaratılmışsın, ben de yaratılmışım. Dur dedi ve o da orada durdu. Efendime söyleyeyim, gün uzadı. Ondan sonra Hak Teala bir ferişta yolladı. Yani bir melek yolladı. Ferişte Hak Teala dilinden dedi ki, Allah-u Teala'nın ona verdiği dilden dedi ki, ey Yuşa, batmasın, dolanmasın diye güneşi ben tuttum. Sen istedin, güneşi ben tuttum. Yani sende. Rabbim bana tutturdu o güneşi. Sen dedin ama kabul etti ama. Demek ki ne yapıyormuş? Kulun feriştahlardan üstün olduğu burada var. Yani melekut zaten var. Şuhut alemindeyiz biz. Bir üst alemi melekut alemi, bir üst alemi ceberrut alemi, bir üst alemi lahut alemi. Yani o zaman kullahut alemine çıkıyorsa melekut aleminde fevkalede meleklere de emredebilir. Tabii sözü geçer. Melekede sözü geçer. Dağdaşa ceberrut alemi demek dağ alemi. Ne var ceberrut aleminde? Makam-ı Mahmud var. Lahut aleminde hiçlik makamı diyelim buraya. Neyse buralarda böyle anlatmış olalım. Efendime söyleyeyim. Ferişte dedi ki ben tuttum. Efendim o batmasın diye, onların üstüne üstün gelesin diye de sana yardım edeceğim. Bir eliminden güneşi tutacağım, bir eliminden de sizin bu çokluk vardı ya, siz 1000 kişi onlar 100 bin kişiydi ya diyelim. Size yardım edeceğim, alayını biçeceksiniz. Bunu başka nerede görürük? Resulullah Efendimiz'in Bedir'de, savaşta 5000 melek. Hazır verdir. Giremez mi savaşa? Girer. Ama o meleklere güvenmedi. Hayyum kayyum zikri çekirdi Resulullah Efendimiz. Ve sonra dedi bir avuç bunları dedi helak edersen senin dinini kim yayacak dedi. Demedi meleklere girin savaşa. Ama burada bu Resulullah Efendimiz'in üstünlüğü burada yine görünür. Onlara demedi. Burada melek onlara yardım edince melek sen dur biz imanımızla yıkarız. Üç aleyhisselam dememiş. Güvenemedi yani. Yani dememiş. Dememiş de ortada yani. Evet, o zaman Yuşa Aleyhisselam kafir ile daha kuvvetli bir şekilde cenge tutuştu. Cesaret aldı. Hani küçük bir kardeşi mahallede iki kişi sıkıştırır, bakar ki arkadan ağabeyisi ya da bir kardeşi ya da emisinin oğlu gelir ya, o önünde kaç kişi olduğunu görmez, hepsine birden girişir ya ondan kuvvet alır gibi. Bu da melekten kuvvet aldı, girişti. Erzurum tabiriyle çalan atar Allah kurtarır, artık toz duman kalkır. Öyle savaştı, öyle savaştılar ki o azlık topluluk, o çokluluğu alt üst etti. Tarih sayfalarından sindi. Bundan sonra melek elini çekti, bunlardan da yardımını çekti, savaş kazandılar diye. Güneş yeniden battı. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri melekleriyle savaşa gönderdiği çok yer var. Kula yardım ettiği çok yer var. Efendime söyleyeyim, kafirlerle cende düştüren kişinin etrafında bir kuvvet oluşturur. Çünkü her insanın muhafaza melekleri vardır. Bunlar 10 tanedir. Yani 366 tane melek var ya bizim etrafımızda.
10 tane melek muhafazadır. İkisi önümüzden, ikisi arkamızdan muhafaza eder. Biri sağımızdan, biri solumuzdan, ikisi üstümüzden, ikisi de altımızdan muhafaza eder. Peki niye bizi muhafaza ediyor? Çünkü süfli hayatta görünmeyen cinler, melekler, periler bize çarpmasınlar diye. Değil mi? Ya Allah-u Teala'nın lütfüne bak hele. Ne lütuf vermiş bula. Hani biz hiç kimse yokken yalnız kendimizi zanneder, bir kenarda otururuz da bir şeyler düşünürüz ya. Tuvalet banyo hariç diyelim. Besmele ile girirdik de cinler, şeytanlar, melekler görmesin diye. Farzet odada besmele de çekmirik, bir şey de yok yani. 366 tane melek birden bize bakıyor. Ne edeceğiz? Yani Allah ve Resulü'nün piri planın bakmasını başka yani. Bu işte uyanıklık hali. Uyanıklık hali. Babam dedi ne la dedi yani şey yapıyorsun. Uzanıyorsun yataktan kalkmamak için bir de o yanıya bu yanıya dönüyorsun. Aşağı işitenlerde basmalıktaki merkep gibi bir sağa bir sola diyorlar insan. Ben de dedim yani ne yapayım baba? Dedi bana geldi dediler ki. Sağ yanan yat, ayakların topla. Resulü Efendimiz sünnet söyledi. Ayakların uzattığın zaman kalk, uykun almışsan sağa sola dönme. Eğer durursan sen nefsindendir. Denedim, evet ayaklarımı uzatınca uyanırım. Ama o kalkacak iman yok. Teslimiyet yok. Öyle de diyelim. Yine nakledilmiştir ki Hak Teala Hazretleri Yuşa Aleyhisselam'a ey Yuşa, senin kavminden 40 bin ulu kişiyi 60 bin şeriri yani kötüyü ortadan kaldırıyorum dedi. Aman yarabbim. 100 bin kişiyi Musa senin kavminden öldüreceğim Allah-u Teala diyor. Yerden kaldıracağım. Ama bunun diyor 40 bini alim ulemadan, beylerden, ulu kişilerden 60 bini de sülfü hayat yaşayan kötü kişilerden. Şimdi Yuşa ne desin? Elbette bir şey diyecek. Ne dedi? İlahi kavmimin uluları ne yaptı? Hadi kötülerini anladık da bu alim ulema ulular ne yaptı? Allah-u Teala Hazretleri dedi ki onlar benim için kafir ehliyle düşman olmadılar. Öyle kadim dostum Amerika, kadim dostum Rusya, kadim dostum benden kim? Allah-u Teala bunlar uli kişi de olsa helak edeceğini söylüyor. Niye? Benim düşmanıma düşmanlık beslemediler. Başka? Hiçbir şey edemezsen buğz et ya. Buğz bile etmediler. Lut kavmiye geldiği zaman tabii ki orayı anlattık ama yine daha söylemek daha var. Cebrail aleyhisselam kendi baktı ki 60 bin kişi teheccüd namazı, gece namazında. Dedi ya Rabbi yanlış yere mi indim? Hayır dedi. Orayı komple helak etti. Namaz kılanlar var. Onları da helak etti. Niye ya Rabbi? Onlar da onlara rıza gösterdi. Bugün Türkiye'de 25 tane biri de İslami ha. Kabe'yi üzerine çok affedersiniz 7 renk çizdiler. İslami çok affedersiniz işte yani Lut kavmi hareketi yapan 25 dernek kuruldu. Ve avukatlar da bunu savundu. Ve biz buğuz etmezsek gece teheccüd namaz kılsak biz de onların helakı hak etmişiz. Şimdi bu başımıza gelen sel felaketleri ne ki? Gözümüz görür kaçırır. Ya Cebrail Aleyhisselam kanadını sokup tepesine üstü döndersen hak etmedik mi? Elhamdülillah ki Muhammed Mustafa gibi bir peygamberimiz var. O miraca çıkınca dedi ya Rabbi benim kavmimdeki insanları, ümmetimin arasındaki insanlar diğer kavimlerin günahlarını işlesler. Onları helak etme. Oradan sözü var da öyle. Ama bu belalar başımıza gelecek. Kardeş kaçış yok. Allah-u Teala o zamanın ulularından uyarır da. Bak bütün peygamberlere uyarıcı gelmiş uyarır. Bizi de uyarır. O ulu kişilerin ne suçu var peygamber dedi. Tamam anladık kötüleri helak edeceksen da. Ulu kişileri niye helak edeceksen ya Rabbi dediğinde ne dedi? Onlar benim düşmanlarıma düşmanlık etmediler. Ya, onlar benim düşmanlarımı düşman görmediler. O yüzden efendim kafirlerle birlikte onları yerlin, onların içine dedi. Onları helak edeceğim çünkü onlar... Bak burada tezeden parantez açayım. Onlar kafirlerle birlikte yediler, içtiler. Kafirlerle birlikte gezdiler, oturup kalktılar.
Bir parantezde ben açayım. Onlar kafirlerin örf ve adetlerini aldılar. Balolar düzenlediler, yılbaşı geceleri düzenlediler, içki vesaire vesaire. Yani, yani hep İslamiyet'te olmayan bütün her şeyleri aldılar. İşte diyor, ben de onlarla beraber birlikte oldukları için ben de onlarla birlikte onları helak edeceğim. Düşman olmadılar, bir de yetmez gibi yediler, içtiler, onların örf ve adetlerini aldılar. Zaten Ali İmran suresinde bir ayet var. Ne diyor ayette Allah-u Teala bize? Sizler Yahudi ve Hristiyanların örf ve adetlerini alırsa önce haya edebinizden, daha sonra da imanınızdan olursunuz. En sonra kafir olursunuz. Yani ayetlerin kısaca mali. Ümmi mi? Çoluk çocuğumuzun haline haya eder. Yoksulu babam demeyelim mi? Bu millet, bu nesil haya yoksulu bir nesil. Şunursa da ondan sonra da ne buyurdu? Hak Teala onları alt üst edip helak etti. Neyle helak ederiz? Hud kavminin bir helaki var. Lut kavmi değil, Hud kavminin. Onlar büyük evler falan yapırdılar, taş evler yapırdılar. Neyse Allah-u Teala onları azap edecek bir zaman bir sıcaklık verdi. Bunlar kaçtılar, mağaralara girdiler. Mağaralara girdiler. Allah helak edecek ya, mağarada helak etmedi ama. Ne etti biliyor musun? Bir kara bulut yolladı. Kara bulut diyelim ki bir ovayı komple kapladı. Hud kavminin adamları ehdediler. Güneşin önünü kaplayan bir kara bulut bulduk. Çıkart dışarıda mağaralardan hem nefes alak hem de bulutun altında kölgen alak. Hepsi geldi bulutun altında kölgen alırken buluttan ateş yağdı. Ateş yağdı ve hepsini orada helak etti. İşte وَمَكَرُ مَكَرَ اللّٰهِ buyuruyor ya, onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdular. وَاللّٰهُ خَيْرٌ مَاكِرِينَ Allah'ın kurduğu tuzaklar onlardan daha hayırlıydı. Evet. İşte Allah burada gösterir. Ya, فَاللّٰهُ خَيْرٌ مَاكِرِينَ ayet ortada, aha işte ortada. Bunları da helak ettim. Burada rivayet edilen bir şey daha var ki, Hüsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam vefat ettikten sonra 7 yıl yaşadı. O da 7 yıl sonra her beşer gibi manaya göçtü. Aslında peygamberlere beşer demek pek hebes düşer. Çünkü babam derdi ki beşer hayvana denir. İnsan beşer değildir. Ama her canlı gibi diyelim. Her canlı gibi, evet. Yani her canlı gibi ve Allah-u Teala'nın emri vukuunca bunu da manaya aldı. Dedi ki sen önemli bu kadar. Allah-u Teala Hazretleri Yuşa Aleyhisselam'ın şefaatlerine nail eyliye. Onun gibi bizlere cesaret vere ve cenk meydanlarında cihat etmeyi nasip eyliye. Ve yine onun kabilesinin helakı gibi düşmanları düşman bilip, Allah'ın düşmanlarını düşman bilip, dostlarını dost bilerek yaşamayı nasip eyliye. Yoksa Allah'ın düşmanlarını dost bilip de onun helak, kavminin helaki gibi Allah bizleri helak eder, Allah muhafaza eyliye. Geçmişlerimizin ruhu için, filipiran için, haseten Allah rızası için, El-Fatiha-tü-mes-selavat.